TFF ikincilik playoff yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Taraftarlar kafileyi stat girişinde meşale şov ve şampiyon sloganlarıyla karşıladı. Özkasap Stadı'ndaki mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ve binlerce Manisalı futbol sever izledi. İki rakibi karşısında yerden oynadı. Her iki takım futbolcuları sahaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun yazılı pankartıyla çıktılar. Şut, az farklı dışarıda. İlk yarıda iki takım da gol yememek için temkinli oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci yarıya ise coşkulu başladı. Rakip kalede gol arayan siyah beyazlılar Sinan Kurumuş ve İsmail Aktan oda başıyla yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Sinan pozisyon büyüdü ve son anda savunma çıkarttı geriye ama... Karşılaşmanın 73. dakikasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Yusuf kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda 10 kişi mücadele eden siyah beyazlılar 90. dakikada Erhan Karan'ın ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Erhan vurdu, gol attı! Erhan attı! Erhan'ın golü geliyor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor sevgili izleyenler. Maçın son bölümleri dakika 90 Erhan golü. Zorlu randevu sonrası stadı dolduran binlerce siyah beyazlı taraftar tribünleri bayram yerine çevirdi. Coşkulu kutlamalar Başkan Mevlüt Aktan ve yöneticilerin de katılımıyla soyunma odasında da sürdü. Başkan Mevlüt Aktan ve Teknik Direktör Taner Taşkın, Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonu aracılığıyla duygularını paylaştılar. İki maç üzerine düşünmek lazım tabii. O zihniyetle çıktık maça. Rakip de kapandı. Biz de fazla pozisyon vermek istemiyorduk. Kendi sahamızda gol yemek istemiyorduk açıkçası. İlk yarı çok ortada geçti. Çok fazla iki tarafta gol pozisyonu üretemedi. İkinci yarı düşeceklerini biliyorduk biz. Çünkü fizik kondisyon olarak iyi olduğumuzu biz biliyorduk. Nitekim de çok iyi başladık. Çok iyi de gidiyordu. Tempomuzu da arttırdık. Ama şanssız bir kırmızı kart gördük. Ona rağmen inanılmaz derecede mücadele etti çocuklar. İnanılmaz derecede koştu. İşte bu yürek işi, fizik kondisyon işi, inanma işi. Son dakikada da gol bulduk. Avantajlı duruma geçtik. Şimdi ikinci maçta aynı mücadeleye gösterip final oynamak istiyoruz. Manisa bunu hak ediyor, biz hak ediyoruz, çocuklar hak ediyor, bu camiye hak ediyor. Güzel şeyler yaşatmak istiyoruz. Tabii ki heyecan olunca, güzellikler olunca insanlar bunları özlemiş. Biz işte bunları yaşatmak istiyoruz. Daha fazla insanları tribünlere çekmek istiyoruz. Çünkü biz güzel, hoş gelen, pozitif futbol oynuyoruz. Keyifli futbol oynuyoruz. Coşkulu futbol oynamaya çalışıyoruz. Tabi iddia da koyuyoruz, heyecan da koyuyoruz. Manisa'mızın ismini de güzel yerlerde, gerçekten de güzel yerlere getirdik, öyle düşünüyorum ben. Bu devam edecek. Thank you.
Biz maça iyi hazırlandık. Bir önceki Tuzla maçından daha iyi, daha böyle istekli, arzulu oynayan bir Belediyespor vardı. Çocuklar bugün galibiyeti alma adına tellerin son damlasına kadar mücadele ettiler. 11-11 iken oyunumuzu golle süsleyebilirdik ama bu kısmet olmadı. 10 kişi kaldıktan sonra belki birçok kişinin morali bozuldu, hayalleri yıkıldı ama biz sonuna kadar oyuncu grubumuza inanıyorduk. Bunu da onlar gösterdiler. İkinci 45 dakika özellikle rakibimize alan ve zaman vermediler. Bütün yüreğini sahaya koydular. Aslan payı bu galibette oyuncularımdır. Hepsini canı gönülden tebrik ederim. Stat da çok güzeldi. Gitgide takımımıza karşı inanç ve sevgi artıyor. Bizler de Belediyespor olarak Manisa'nın bir parçasıyız. Bizi de çok fazla, bizi de benimsemelerini, desteklemelerini istiyoruz. Çünkü biz de Manisa'yı temsil ediyoruz. Allah'ın izniyle de şu anda sadece bir avantajlı bir skor kazandık. Karagümrük deplasmanında inşallah tur biletini alıp Manisa'ya öyle gelmek. Aldığı 1-0'lık galibiyetle rövanş maçı öncesinde avantaj elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 Mayıs Salı günü saat 16'da Karagümrük'ün sahasında final biletini almak için mücadele edecek.